Güne başlarken böyle su şırıltısı, kuş cıkırtısı ve muhteşem bir manzara eşliğinde yine kış ayının, Ocak ayının son artık günlerindeyiz. Ve dediğim gibi muhteşem bir manzara eşliğinde sizlere buradan yine çok güzel bir sunum yapmak için buradayız. Zaten manzarayı görünce herhalde birazcık hatırlarsınız. Yaka köyündeyiz tabii ki bugün. Önce şu manzaranın keyfini bir yaşayın. Tam alt kısmımızda gördüğünüz köyler Çamurköy, Döer, Kadıköy, Eşen, Çaltıözü, Çukurincir, Demirler derken tam da karşımızda o Karadere, Patara plajı dediğimiz alanı görüyorsunuz ki buradan deniz rahatlıkla görülebilen bir mesafede. Ve dediğim gibi kış mevsiminin artık ortalarındayız. Yine dediğim gibi Ocak ayındayız ama bugün Ocak ayının yine son günlerinde böyle bizim havamız çok güzel, muhteşem ve şu anda hiçbir nem oranı olmadığı gibi bizim kış aylarımız, bizim kış mevsimimiz böyle her zaman bol güneşli, muhteşem devam ediyor. Derken tabii ki bu sene biraz iklim değişikliğinden dolayı kış biraz geç geldi ama çok güzel geldi. Şu anda bütün zirveler etrafımızda her yer akdağlarla çevrili ve Toroslar olduğunu da zaten biliyorsunuz. Burası şu anda muhteşem ötesi bir manzaraya sahip ki etrafımızdaki dağların hepsi bembeyaz kar örtüsü zirveleri de. Aynen az önce gördüğünüz gibi ovalarımız yemyeşil. Ovaları bitirdikten sonra daha aşağı indiğiniz zaman da masmavi muhteşem bir deniz manzarası. Ve buraya misafirlerimiz halen geliyor, gelmekte. Ve gelen misafirlerimiz herhalde burada yorumlarda da kendileri anlatırlar. Buranın havasının ne kadar güzel olduğunu, doğasının o kar manzarasından sonra aşağıda yemyeşil ovayı geçerken o yeşilliklerin sonunda da o muhteşem masmavi yedi burunlar manzarasına kadar buradan gidiyoruz. Tabii ki önceliğimiz gelen misafirlerimize ilk önce buranın bir doğasını göstermek, buradaki yaşam alanını göstermek, daha sonrasında da arazi burada gezdiriyoruz. Onlara bu çekmiş olduğumuz videolardaki arazileri buradan tek tek gösteriyoruz kendilerine. Artık onlar da kendi yaşam alanlarını, tercihlerini kendileri yapıyorlar. Nerede, nasıl yaşamak istiyorlarsa ki burada birçok farklı yaşam alanı konumlar var. Deniz manzaralı olan yerler var. Doğa manzaralı, işte suyumuz bol bizim burada derken tabii ki toprak yapısı ve hava mutlaka önemli. Evet, dediğim gibi bugün yine Yakaköy'deyiz. Çok güzel bir parsel buradan yakaladık. Tabii bunları biz sizler için geziyoruz, araştırıyoruz. Ve derken yine buradan çok enteresan bir parsel daha geldi ki herhalde şu yandaki evi görürseniz hatırlarsınız. Şu evin videosunu çekmiştik daha önce. O parselin hemen tam altında bir parselimiz daha var şu anda. Ve parselimiz de tam önümüzde 840 metrekare yüz ölçümü olarak. Ve işin en güzel tarafı da buraya tapuda işlenmiş iki tane tek katlı kargir ev olarak tapuda işlenmiş ve bunu biz bizzat buradan hepsini teyit ediyoruz. Ondan sonra burada bu bilgileri veriyoruz. Ki bunu yaparken aynı zamanda şunu da belirteyim. Burada yine gördüğünüz gibi müthiş manzara var ki daha önceki çekmiş olduğumuz videolara istinaden bu iki parsel yan yana ve buranın manzarası gerçekten müthiş ve muhteşem bir manzara. Çünkü Seydikemer ilçe merkezinden Patara Denizi'ne kadar muhteşem bir görüntü var burada.
Ve önümüzde az önce bahsetmiş olduğum köylerin de tam 18 tane köy ayağınızın altında. Denecek kadar o kadar güzel bir manzara. Sadece şunu da ben buradan hemen belirteyim sizlere. Şimdi bulunduğumuz alan itibariyle Yaka Köyü'nün biraz yukarısındayız. Burası birinci kademe dediğimiz Yaka'nın ilk basamak, ilk kademesi. Ve burada mesafe olarak Saklıkent yolunu daha önce geldiyseniz bilirsiniz herhalde. Seydikemer'den Kadıköy'e yani Saklıkent'e giden yolla burasının arasında yaklaşık 2 kilometre, 2,5 kilometre bir mesafemiz var. Onu da buradan belirtmiş olayım. Yani o Saklıkent yoluna yani ana caddeye mesafemiz yaklaşık 2 kilometre. Onu da buradan ifade edeyim ki buraya geldiğiniz zaman da niçin bu da çok yüksekte yüksekteyiz diye hani çok fazla eleştiriye mahal bırakmamak için. Bunları da buradan belirtmiş olayım. Şimdi dediğim gibi burada iki tane ev olduğunu belirtmiştim bu tapunun içerisinde. Burası 840 metrekare tam olarak. Ama gördüğünüz gibi burası çok eski bir yerleşim alanı. Yani ev ve ev tamamıyla taş duvardan yapılmış. Halen daha içerideki ahşaplar, o kereste tarzı, o salma dediğimiz yapılar, o ahşaplar halen daha özelliğini orijinal bir şekilde koruyor burada. İçerisine çok fazla girmiyoruz. Zaten burası küçük bir yapı. Şu anda burası sadece müştemilat olarak kullanılıyor. Onu da buradan belirtmiş olayım. Şimdi işin diğer güzel kısmına geldik. Burada bakın bu mevsimde halen portakallar bütün güzelliğiyle hemen alt parselimizde, alt komşumuzda portakallara bakar mısınız? Bu mevsimde böyle güzel portakallar. Yani burada şunu demek istiyorum. Zaten bu bölge zeytin bahçesi, zeytin bölgesi ama burada çok da güzel narıncıya yetişiyor. Ki burası Akdeniz sınırı içerisinde. O yüzden de burada her türlü meyve, sebze yetiştirme imkanınız var. Az önce belirtmiştim. Parselin içerisinden hemen şöyle bir görüntü yapalım. Tam karşımda o görmüş olduğunuz yerleşim alanı Seydikemer ilçe merkezi. Yani parselin içerisinde veya evin olduğu yerden hangi açıdan bakarsanız bakın Seydikemer ilçe merkezinden sahil Atlıdere Ortaköy'e kadar olan kısımdan Patara Denizi'ne kadar olan kısmı komple 20 tane köyü kapsayan bir görüş alanınız var. Yine az önce belirtmiştim. Şu anda zirvelerimiz komple bembeyaz kar diye. Şu anda görmüş olduğunuz kar tam karşımda Dalaman yönündeki dağlar, Torosların zirvesi. Tam arka kısmımızda yine Torosların devamı var. Fakat biz biraz daha yamaçta olduğumuz için arka kısımdaki o güzellikleri, oraları çok da fazla buradan gösteremiyoruz. Tabii ki çekim yaptığımız alet itibariyle. Neyse ben buradan hemen şöyle bir geçeyim. Bahçenin diğer tarafına bakalım. İçerisinde yine muhtelif birkaç tane meyve ağacı olan yine burada ceviz ağacıyla içinde meyve ağaçlarının da olduğu bir bahçe burası. Çok da hani tam idealiniz olan bir bahçe. Hatta ben bile buraya hayranım. Hem manzarası açısından hem de doğası açısından ki görüyorsunuz yine karşıda yerleşim alanlarının olduğunu. Her yeriniz açık. Yani cephe olarak, görüş açısı olarak her yer açık ve net. Çok güzel, pırıl pırıl bir alan burası. Şimdi gelelim işin güzel tarafına. Buradan baktığınız zaman eski kerpiç, eski dam ev dedikleri bir yapı burası. Dediğim gibi bu yapı taşlar, içerideki o çatıyla ilgili atkı keresteler, salma dediğimiz o ağaçlar halen daha eski orijinal halini koruyor ve hiç maşallah çürümemiş. O da güzel. Fakat dediğim gibi burayı o taş ev ne kadar yığma taş dediğimiz sistem olsa da halen çok sağlam gözüküyor. Ve herhangi bir şey yok. Yıkılma gibi bir şey yok. Onu da buradan kendiniz
Artık tadilat yapabilirsiniz veya yıkıp yenisini yapabilirsiniz ki işin en güzel tarafı da burada bu 840 metrekare olan parselin içerisinde iki tane ev var, tapuya işlenmiş. İşte buranın da en güzel kısmı bu. Yani burada hali hazırda iki tane ev hakkınız var. O yüzden de geriye zaten bayağı büyük bir parsel alanınızda kalıyor, bahçe alanınızda kalıyor. Ki bulunduğum alan itibariyle bahçenin de ne kadar olduğunu da göstereyim buradan. Evet, bahçemiz aynen bu şekilde. Tam önümde hemen evin arka kısmında kalan bahçe bölümü. İçerisinde de iki tane çok güzel fıstık çamı ağaçları da mevcut duruyor. Evet, dediğim gibi burası hani bundan iyisi Şam'da kayısı diyoruz ya. Muhteşem, manzara olarak müthiş. Ama sadece biraz bazen söylüyorlar gelenler, gelen misafirlerimiz. İşte yoldan, ana yoldan 2 kilometre yukarıda kaldığı için, biraz da yamaç olduğu için diyorlar ama eğer manzarayı seviyorsanız hem bu muhteşem önünüzdeki ova manzarasını, bu geniş vadiyi hem de deniz manzarasını seviyorsanız bence burası mükemmel diyebileceğimiz, bizim de en çok beğendiğimiz, aşık olduğumuz bir bölge ve aynı zamanda da tabii ki parsel. Evet, şimdilik bu kadar. Ve biz yine yukarılarda çok daha güzel parseller de var. Buna eşdeğer parseller olduğunu düşünüyoruz. Biz video çekimlerine devam ediyoruz. Şimdilik bu kadar.